Sisleri aralayıp vurunca kendimizi dağların doruklarına, Karadeniz'in küçük bir kenti çıkar karşımıza. Artvin. Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alır Artvin. Sarp kayalıkların arasından akan Çoruh'un deli sularına kafa tutar adeta bu küçük kent. Artvin'in geçmişi oldukça zengin. Yörede en eski bulgular Tunç çağına ait. Ve çağlar boyunca birçok kavme ev sahipliği yapmış. Bir süre Rusların egemenliğinde kalan Artvin, 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması ile kesin olarak Türk topraklarına katılır. 24 Nisan 1924'te de il olmuş. El değmemiş doğası insana yaşadığını anımsatır bir kez daha. Doğanın insana verdiği huzur yaşanır burada. Dik yamaçların arasında doğanın gizemi çöker, götürür sizi düş ülkesinin o sınır tanımazlığına. Ağaçların gökyüzüne uzanışı yolculuğun rehberi sanki. Biraz sonra karşımıza ne çıkacağını merak ederek, çoğunlukla büyüsüne kapıldığımız doğada kaybolma hissi yaşayarak başlıyoruz Artvin yolculuğumuza. Ve ilk durağımız Hatile Milli Parkı. Bu park merkezden 5 kilometre uzakta. Doğa ile insanın o sevdasını görüyoruz sanki burada. Doğa şehirden sıkılmış insanlarını bir ana şefkatiyle ağırlıyor. Doğa ananın şefkatini daha çok yaşamak için belki kendimizi yeşilin o sonsuz denizine bırakıyoruz. Tatlı bir esinti elimizden tutuyor. Yine görkemli bir güzelliğe götürüyor bizi. Hamamlı köyünün yeşilliklerine gizlenmiş tarihi bir yapı çıkıyor karşımıza. Dolishane Kilisesi. 10. yüzyılın ortalarında inşa edilen yapı bir sürede cami olarak kullanılmış. Duvar resimleri ve yazılar o zamanlar yaşananları anlatmak istercesine zamana karşı direnmiş. Yapının güney cephesinde bulunan güneş saati bütün yaşananların tanığı sanki. Freskler o zamanki kilise ayinlerini anlatıyor bize. Ardımızda yaşanmışlığı bırakarak gezimize devam ediyoruz. Çünkü tarihin tanığı o yapıların duruşu daha bize neler anlatacak. Yolumuza çıkan Berta Köprüsü de Osmanlı'dan günümüze sağlam ulaşmış. Uzunluğu 64 metre. Ferhatlı Kalesi'ndeyiz. Yöre halkının anlatımlarına göre efsanevi aşk Ferhat ve Şirin'in aşkı burada yaşanmış. Ve bu bölgeye Ferhatlı adı verilmiş. Bu bölge hazin aşk öykülerine sahne olmuş. Kavuşamayan aşıklar yaşamış. Yaşanan yalnızca Ferhat ve Şirin'in aşkı değil. Efsaneye göre Gevhernik Kalesi'nde yaşayan bir beyin oğlu Claret Bey'in güzelliği dillere destan kızına aşık olmuş. Ama kız ben ona varmam deyince ortalık karışmış. Fakat kızın babası Gevhernik Bey'in hışmından korktuğu için
kızına evlenmesi için dayatmış ve düğün alayını kurmuş. Güzeller güzeli kız ölümle pençeleşirken nar istemiş. Nar bulunmuş. Beyin kızı ne güzel ekşinar. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Yakındaki köyden bulduk demişler. Kız da bunun üzerine köyün adına ekşinar olsun demiş. Narı yiyince kendine gelen kız kaleye yaklaşınca ölmüş. Bunu duyan Gevhernik Bey'in oğlu kendini kalenin surlarından atmış. Olay duyulunca herkes ardından uçtu demiş. Ve zamanla değişerek kalenin adı Ardanoç kalmış. Efsanemizin geçtiği Ferhatlı Kalesi ile Gevhernik Kalesi arasında görmeden geçemeyeceğimiz bir kanyon çıkıyor karşımıza. Cehennem Deresi Kanyonu. Dar bir geçitten güçlükle ilerliyoruz. Sadece gökyüzünü görebildiğimiz bir boşluğa çıkıyoruz sonunda. Çok eski çağların izlerini de görebildiğimiz kanyon, Türkiye'nin önemli kanyonlarından biri. Ardanoç, Gevhernik Kalesi'ndeyiz. Kale, Ardanoç ilçesi, Adakale mevkiinde. Kayalıkların üzerine inşa edilmiş. Gerçekten de tarihi kale tanımlamasını fazlasıyla hak ediyor. Çünkü kalenin ilk yapılanması milattan önceki dönemlerde başlamış. Bagratlı Krallığı, Çıldır Atabekleri ve Osmanlıların yönetim yeri olarak kullanılmış. Gevhernik Kalesi yöredeki en önemli kalelerden biri. Etrafı surlarla çevrili şehir yapısıyla da tek örnek. Doğaya doğru yol alıyoruz. Ama ne yazık ki dağlar geçit vermiyor. Yürüyerek devam ediyoruz. Porta Manastırı karşımıza çıkıyor. Manastır Pırnallı Köyü mevkiinde. 896-918 tarihinde yaptırılmış ve 918-941 tarihler arasında son şekline ulaşmış. Manastır bir çan kilisesi, bir şapel ve çeşmeden oluşmakta. Ve yapıldığı dönemde en önemli kültür ve dini merkezlerden biri olarak kullanılmış. Gizemli bir gün batımına doğru sisleri aralayarak Şavşat ilçesine ilerliyoruz.
büyüleyici bir görüntü karşımızdaki. Yalnızca büyüleyici. Bu görüntü eşlik eden doğanın sesleriyle birlikte bize düşense bu güzelliğin tadını yaşamak. Karadeniz'in herhangi bir yerinde geziye çıkıldığında balıktan söz etmemek mümkün değil. Karadeniz insanı belki de bu konuda en deneyimlisi. Ve yer yer alabalık çiftliklerine rastlamak olası. Yaylalar. Bir düğün havasında çıkılan yaylalar. İnsanların sanki hiç bilmedikleri bir yere gider gibi coşkuyla gittikleri yaylalar. Karadenizli insanlar için gelenekselleşmiş artık yaylaya göç. Ve yeni bir yaşama başlar gibi başlıyorlar yaylada yaşama. Ve doğa yenileniyor sanki. Görmüş geçirmiş bir dedenin bakışlarında anlam buluyor yeniden. İnsanların yaz mevsimini yaylada geçirmelerine hak vermemek mümkün değil. Çünkü insan görkemli ağaçların içinde ancak ve ancak huzuru yaşıyor. Güzellikten kurtuluş yok. Yukarı baksak sonsuzluğa çağıran gökyüzü, aşağı baksak suyun yüzeyinde dans eden görülesi bir doğa. Gözlerimizi kapattığımızda ise doğanın sesinde yaşadığımız bir güven duygusu. Başka bir yayla köyündeyiz bu kez. Meydancık İmerhel Köyü. Burası bir Gürcü köyü. Dağların eteğine yaslanmış, ahşap evleriyle kendine özgü bir yayla köyü. Ahşap bir evin terasında kendini güvende hissediyor bir Gürcü kadın. Çünkü öğrenmiş, anabilmiş doğayı. Yaylaya çıkan insanlar kışlık peynirini, yağlarını, kaymak gibi sütten elde edilen yiyeceklerini burada yapıyorlar. Fazlasını ise pazar yerlerinde satıyorlar. Yine hepsi el emeği. Hepsi usta ellerden çıkmış. Artvin'de geçit vermez dağların arasından hırçın akan şelalelere rastlamak hiç de şaşırtıcı değil. Bizi yaya bırakan dağlar şelaleye bütün kapılarını açıyor.
Yine sisin altındayız. Bir renk cümbüşü bu. Ya da toz pembe düşlerin diğer adı. Söyleyecek söz kalmıyor bize. Doğa ana söylüyor zaten bulutun, yeşilin ve dağların kardeşliğini. Karadeniz doğasıyla, iklimiyle çok farklı. Zaman zaman Akdeniz ikliminde yetişen bitkiler görüyoruz. Bol yağışlı Karadeniz ikliminden Artvin de fazlasıyla nasibini almış. Bu nedenle Artvin'de küçük büyük göllere rastlamak mümkün. Yine yaylaların içindeyiz. Artık bizi şaşırtmasa da doğaya hayranlığımızı gizleyemiyoruz. Yaylalar Karadeniz'in dağlarında olunca daha bir özgürleşiyor sanki. Daha bir kimlikli oluyor. ...1936 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Oyunları Festivali'nde Artvin ekibi birinci olur. Ve birinci oldukları Artvin Barı'nı Beylerbeyi Sarayı'nda Atatürk'ün huzurunda oynarlar. Bu hareketten gururlanan ekip Artvin Barı'nın adını Atabarı olarak değiştirir. Küçük büyük bütün Artvinliler Atabarı'nı bilir. Eğlencelerinde ilk halaylarıdır hepsinin. Her yıl Haziran ayının 3. haftasında düzenlenen bir gelenek Kafkasör Şenlikleri. Yöre insanları ve yerli yabancı birçok turist şenliklere ilgiyle katılıyor. Ve bir de davetsiz konuklar, bulutlar. Sanki doğanın da bu şenliğe ilgisini kanıtlar gibi. Şenliğin ilginç bir yanı var. Boğa yürüyüşü. Akdeniz'in dört bir yanından getirilen boğalar boyun kalınlığına ve kilolarına göre sınıflandırılıp güreştiriliyorlar. Ve boğaların zarar görmemesine özen gösteriliyor. Kafkasör'de yapılan boğa güreşleri bir spor ve şenlik havasında yapılıyor. Bu nedenle İspanya'daki boğa güreşlerinden çok farklı. Başka bir deyişle Anadolu insanının duyarlılığına aykırı hiçbir şey yok. Ezgilerini ve kendini şenlik havasına kaptırmış insanları ardımızda bırakarak doğanın dizine uzanıyoruz. İçimizde sonsuz bir huzur, sonsuz bir hayranlık. İstemesek de yorgunluk hissediyoruz. Dinlenmeli artık. Dinlenmeli ki Çoruh Nehri ile serüven tutkunlarının yaptığı çetin savaşa tanık olalım. Rafting sporunun
Çoruh sularında nasıl tehlikeye dönüştüğünü görebilirim. Yeşilin ve mavinin kardeşliğinin diğer adı. Akvin bir yanını denize, bir yanını dağlara yaslamış iki güzelliği de bir arada bulacağımız şirin illerimizden. Bir kıyı kenti olan Akvin, aynı zamanda da bir sınır kenti. Hopa'da Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan sert sınır kapısı açıldıktan sonra bölgede ticaret canlanmış. Söz konusu olan deniz, Karadeniz olunca hamsiyi söylememek olmaz. Yöre halkının başlıca geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Karadeniz'in fırçın sularındayız. Gerçekten adını inkar etmiyor bu koskoca deniz. Fırçın kız, sonsuz deniz, Karadeniz. Akvin oldukça şanslı biri. Muhteşem doğasının yanında Karadeniz'e de kıyısı var. Bu nedenle Akvin'de deniz turizminden de yöre halkı geçimini sağlayabiliyor. Karadeniz'in bereketli su. Yalçın dağların doruklarından süzülürken berekete, insana, belki de şiire dönüşen su. Dağlardan aşağı saçlarını savuran şelale sanki az sonra göreceğimiz ortacaların güzelliğini müjdeler gibi. Ortacalarda İkiz Köprü karşılıyor bizi. Karadeniz bölgesinde zaman zaman rastladığımız köprülerden burada yan yana iki köprünün adı İkizce. Çimento yerine yumurta sarısı ve akı kullanılmış yapımında.
yine yollardayız. Muhteşem bir güzellikle karşı karşıyayız. Kaçkar Dağları. Güzelliği dillere destan Kaçkar Dağları. Yazın ortasında karları erimeyecek kadar yüksek Kaçkarlar. Yazın kuru sıcağında kışı özleyenler için bir sığınak sanki. Aynı anda her iki mevsimde yaşanabiliyor. Ve adeta dostçasına birbirine yaslanmışlar Karçal Dağları'yla. Bir gelin gibi süzülen ve güzelliğinin farkında bir genç kız gibi kendine güvenen dost dağların yamaçlarından inince Karstik gölleri görüyoruz. Karadeniz geleneği su burada da çıkıyor karşımıza. Ve su daha da durulaştırıyor sanki bu güzelliği. Bütün bu güzellikleri yalnızca görmek değil, sindirmek gerekiyor. Çünkü her bakışta yeni bir ayrıntı yakalanıyor doğada. Göle yansıyan dağlarsa yaşamın ne kadar yaşanılası olduğunu fark ettiriyor. Doğanın böylesine kardeşliği insanı sorgulatıyor kendine. Kampta bir gece bile olsa konaklayamamanın üzüntüsünü duyarak Çoruh Nehri'ne karışan coşkun bir şelaleyi izliyoruz. Gökyüzünden tane tane düşen karlar suya dönüşerek berekete doğru yol alıyor. Artvin'i ikiye bölen Çoruh'un deli sularıyla savaş bekliyor bizi. Rafting. Çoruh Nehri'nin yatağına kafa tutan suları korkutmuyor değil. Ama serüvenci ruhun egemen olduğu insanlar için bu korkunun önemi yok. Onlar için Çoruh'la bu savaşı yapmak önemli. Doğaya isyan mı bir anlamda? Rafting için son hazırlıklar tamamlanıyor. Ve insana her zaman huzur veren su, bu kez çetin bir savaşa çağırıyor insanı. Ve rafting başlıyor. Çoruh'un bu coşkunluğuna baş gelmek akıl işi değil gibi görünüyor. Çünkü her an yeni bir tehlike. Her an yenebilir Çoruh. Ama ne mümkün vazgeçmek, ne mümkün alıkoymak maceracı yüreği. Raftingçiler kayıkları devrilse bile girdikleri savaştan zaferle ayrılmaya kararlılar. Yıllardır süregelen savaş geleneği bozulmuyor Daktiliz Bolu'yla. Çoruh'ta da bozulmuyor gelenek. Mücadele zaferle sonuçlanacak.
rafting sporunun yerli ve yabancı birçok meraklısı var. Ve Çoruh Nehri'nin akış hızı ve yatağının yapısı raftinge oldukça elverişli. Bugünlük savaşa ara veriliyor. Ateşin çevresinde dinleniyor serüvenci raftingciler. Akdeniz turizminde de yeri oldukça önemli. Çünkü yörenin folkloru de tanıtılıyor. Rafting iyi bir fırsat sunuyor. Tulum ezgisiyle kıvraklığın ustaca birleştirilmiş hali Artvin yöresine özgü oyunlar. İzleyen turistler ise oyunculara hayranlığını gizleyemiyor. Molalarda Rastik bölgesine yakın tarihi yerler bir rehber eşliğinde geziliyor. İlk durak Artvin'in Yusufeli ilçesinin Tekkale köyü mezrasında bulunan dört kilise. Yüksek kayalar üzerine kurulan kilise 9. yüzyılda yapılmış. Orta çağın manastır yapısını yansıtması açısından önemli bir yere sahip. Gerçekten de bir kültür mirası bu nedenle. Ardından İşhanı Kilisesi'ne gidiyoruz. Yusufeli Dağ yolu üzerinde bulunan İşhanı Kilisesi'nin ilk yapılaşması 7. yüzyılda başlamış. 9. yüzyılda ise son şeklini almış. Gerçekten bölgenin en önemli yapısı. Hatta Gürcü sanatı açısından incelendiğinde de Gürcülerin yüzyıllar boyunca inşa ettiği en önemli kiliselerden biri burası. Düzgün kesme taş işçiliği, plastik kabartmaları ve freskleri görülmeye değer. Ve üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına karşın nakışlar göz alıcı renklerini yitirmemiş.